Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Gece Gündüz'e. Bu programda müziğin iyileştirici gücünden her dem bahsettiğimiz muhakkak. Bugün de kendi alanında, özgün alanında ve gelenekten bugüne devreden çok özel bir sazla, bir virtüöz sevgili Sedat Anar bizimle birlikte. Sedat hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Yanı sıra genç nesli böylesine kadim bir sazla tanıştırdığın için de ayrıca evet. Teşekkür ediyoruz. Ve biraz daha tanıyalım istiyoruz. Çünkü çok da fazla televizyon programına çıkmıyor evet, Sedat. Çok tercih etmiyorum. Öyle mi? Evet. Bu belki de ikinci program. İkinci ya da üçüncü. İkinci evet. Ya da üçüncü, o zaman sevildiğimizi bilelim. Dolayısıyla biraz bahseder misin? Nasıl tanıştın Santur'la? Neydi seni o kadar büyüleyen? Nasıl bir yolculuktu başlangıçta? Santur'la tanışmam Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde okurken oldu. Zaten Santur'la tanıştıktan sonra okulu bırakıp İran yollarına düşüp İran'da Santur öğrendim. Türkiye'de Santur öğreten birisi yoktu maalesef. Unutulmuş bir çalgıydı. Türkiye'de Santur'un ya benim bir solo Santur çalışmam oldu Belagat adıyla. 2013, İlk albümün evet, değil mi? 2013 yılların başlarında. Daha sonra Fatih Akın Köprüyü Geçmek diye bir belgesel çekti. Evet. İstanbul'da müzisyenleri anlattı. Orada bir sokak grubu arkadaşlarım, Siyasi Yabent diye bir grupta 2 dakikalık bir santur icra etti. Bu sefer daha fazla bir adı duyulmaya başladı. Ben Tebriz'de yaşadım. Orada Nevit Müsmür diye bir... Kaç yaşında gittin İran'a? İran'a 25'li yaşlarımda ilk kez gittim İran'a. 24-25'li. Sadece santurun peşinden gittin. Evet. Ve çok ilginçtir. Yani Ankara'da bir İranlı birisiyle tanıştık. Tebriz'den birisiyle. Oraya gittim. Orada İranlı bir müzisyenle, Nevit Müsbir'le tanıştım. O beni evinde misafir etti. Böyle 3 ayda bir çıkmak zorundasın. Bazen 1 ay kalıp dönüyordum. Bazen 1 hafta kalıyordum. Hızlandırılmış dersler alıyordum. Sadece santurda değil. Biraz edebiyata meraklı olduğum için İran edebiyatını da yakından tanıma fırsatım oldu. Santur bizim topraklarda çok unutulmuş Cumhuriyet sonrasında. Osmanlı'da var ama değil mi? Osmanlı'da var ama sarayda kullanılmış. Orada da 17. yüzyıl sonlarına doğru saray musikisinden çıkartılmış. Bir İran'la rekabet var. Santur İran çalgısı denmiş. Hatta Santuri Ali Ufki Bey'in Osmanlı müziğinin temel taşlarından birisidir. Neyledi bu santuru sana diye bir şiiri bile var. Sonra saraydan çıkartılınca Anadolu'da da kullanılmaya başlamış. Bunu bize gösteren şey Anadolu'da yaşamış şairler şiirlerinde santürden bahsediyor. Zaten Santurname kitabımda çok ayrıntılı bir şekilde yazdım bunları. 19. yüzyılda tekrardan bir çıkış yapıyor ve burada Santuri Ethem Efendi diye bir virtüöz çıkıyor. Beykoz'da yaşamış uzun bir süre. O dönemin vazgeçilmez musiki şinaslarından. Ethem Efendi'den sonra onun yetiştirdiği öğrenciler işte Vecdi Sayhun, Ziya Santur, onların da yetiştirdiği öğrenciler Zühtü Bardakoğlu gibi olsun. Ama hep tek tük aslında. Çok az. Değil mi? Çünkü Türk musikisine uygun bir enstrüman değil. İşte ama kanuna benzetiyorum ben, yanılıyor muyum? Hem kanunun hem de piyanonun atası zaten. Şimdi piyanoda tuşa basınca içinde şöyle bir düzenek vardır. Evet. Mızraplar vurur aynı şekilde. Kanunun da atasıdır. Çünkü santur çok eski bir enstrüman. Tevrat'ta 4 yerde geçiyor santur ismi. Kaç bin çok, yıl olduğunu biliyor musun? Ya onunla ilgili çok kesin bir bilgi yok. Ama mesela bir müzik topluluğunu gösteren rölyefte Asurlar dönemine ait bir rölyefte santur çalan birisi var. Ya da Tevrat'ta bahsediliyor. Benim araştırmalarıma göre bir İbrani ya da bir Mısır çalgısı da olabilir. Çok net bir bilgi yok. Tevrat'ta daha çok işte Allah'a ilahiler söyleyelim santur eşliğinde. Hatta ben Asaf Halat Çelebi diye bir şair var. Evet. Onun Tevrat'ın bu sözünden etkilenip bir şiir yazdığını düşünüyorum. Şöyle diyor Asaf Halat Çelebi. Santur ve def ile Rabbe şarkılar okuyalım. Yani aynı Tevrat'ta da bahsedilen bir kısımda santur böyle bahsediyor. Çıkış noktası dini musiki aslında. Belki yani tam emin değiliz aslında. Ama bunlar senin evet. İlerledikçe o yolculukta keşfettiklerim belki de evet. Araştırdıkça ya da yapılan araştırmaları bir araya getirdikçe. Şimdi şunu da merak ediyorum. Biz sadece bir
enstrümandan, sazdan söz etmiyor gibiyiz. Çünkü senin hayatının dönüm noktası olan, evet, aslında değil mi, bir başka yola seni sevk eden bir enstrüman bu. Ve muhakkak kültürel anlamda, hayata bakış anlamında, felsefe anlamında, evet, da birçok zenginliği beraberinde getirmiş olabilir. O değişimi de anlatmak ister misin? Evet. Sana ne kattı? Ya ben musikiyi zaten başlı başına şiirden ayrı düşünemedim hiçbir zaman. Hep şiirle beraber var oldu müzik benim için. Santur öğrendikten sonra Türkiye'de tabii ki sahne alacak çok az yer oldu. Çünkü böyle kültürle ilgilenen kurumlara başvurduğumda santur nedir diye soru soruluyordu. Onu anlatmaya çalışıyordum. Hatta bazı görüşmelere santürlü falan gittim. Yani o zaman şimdi düşünüyorum da nasıl böyle bir şey yapmışım diye. Çok komik şeyler de gelirdi. Mesela santür çalıyorum işte, böyle bir projem var, solo santür konseri yapacağım falan demişti. Turizm şirketi falan anlayan bile oldu. Yani bu konser yetkisi olan şeylerde çok bilinmiyordu. Ben de inat ettim ve sokakta çalmaya başladım. Bir sokak, yani sokak çalgıcılığı aslında başka mecra olmadığı için başladı. Evet. Başta maddi bir destek. Çünkü öğrenciydim ve çok arkadaşlarım sokakta çalıyordu. Onlarla tanıştıktan sonra oldu. Sonra baktım ki olmayacak. Santürü sahneye de taşıyamıyorum ve sokakta çalmaya başladım. 8 yıla yakın Ankara'da sokak müzisyenliği çok yaptım. Aslında önemli bir deneyim. Ben çok severim. Beyoğlu'nda var, evet, muhakkak hepsine selam fırsat olsun bulduğumda, evet, dinlerim, onlarla sohbet de ederim. Aslında çok yalın, çok samimi ve çok özgür. Öyle değil mi? Evet. Onun da kattıkları olmuştur. Ya bugünkü tabii ki noktaya gelmen de muhakkak önemli. Bir sürü şeyi öğretti bana sokak. Bir söz var, ben o sözün gerçekten çok anlamlı ve güzel buluyordum. Yaşamadığımız hayatın sanatı olmaz. Yani yaşadığımız hayatın sanatı olur. Ve o dönemde hep böyle her gün sokakta çalıp o günü rapor eden günlükler tuttum. Sonra bunları bir topladım 2,5 yıl önce. Sağ olsun iletişim yayınlarından Tanıl Bora abim editörlük yaptı ve Sokakname, bir sokak müzisyeninin kaleminden diye bir kitap olarak çok da bahsediyor. Çok da güzel referans bir kitap olmuş gerçekten. Evet, ilk kez böyle bir şey yapılmış. Dünyada, evet, da bir sokak müzisyeninin kitabı ilk kez bana nasip oldu. Çok mutluyum. Daha doğrusu yayın evine ve editörüme çok teşekkür ederim. Çünkü bu kitabı bastıklarında, kabul ettiklerinde ben çok şaşırmıştım ve çok mutlu olmuştum. Bu arada arkadaşlarım Ankara'da sokakta çaldığınız zamanlardan görüntüleri de az önce ekrana getirdiler. Oradaki reaksiyon, yani sokaktaki insanın ilgisi, santura ilgisi nasıldı? Ya herkes bir şey oluyordu, böyle şaşırıyordu. Bu ne biçim bir şey? Çünkü santur kendiliğinden böyle akustiği var. Böyle sanki bir hoparlör takılıymış gibi ses gidiyor karşı. Tam sokak için yaratılmış bir çalgı. Evet. Bir de ilginç bir şey, hani Cumhuriyet döneminden sonra sokak müzisyenleri tekrardan Türkiye'de santuru diriltti diyebilirim yani. Evet. Çünkü orkestralarda ya da kalabalık müzik topluluklarında kullanılması çok uygun görülmüyordu. Sokak bana bir okul oldu. Yani bir sürü arkadaş edindim. Hatta çok böyle bir ara sokakta... Siz artık bir topluluksunuz. Evet. Değil mi? Bayağı bir kalabalık. Kalabalık. Evet, şimdi sesini biraz açabiliriz. O sokaktaki performansı görelim, dinleyelim istiyorum. Burada Tony Gatliff'in Swing diye filminden duyduğumuz bir eseri çalıyoruz. Daha doğrusu beste İranlı müzisyen Şehram Nazari'nin. Şafak ve Orçun yıllarca onlarla Masala diye bir grup kurmuştuk ve bir sürü dilden şarkı söylüyorduk.
Ya tabii ki sokakta... Çok kültürlülük aslında, evet. Değil mi? Yani zaten müziğin öyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Yani ben de öyle yani bir... müzik Allah'ın lisanıdır demiş, evet. Hazreti Mevlana. Yani evet. Bir ayrım yapmıyoruz. Daha çok mesela Aşık Veysel türküsü söylenince çok daha kalabalık oluyordu. Çünkü herkesin aşina olduğu ya da ne bileyim bir Çanakkale türküsü söyleyince herkesin bildiği ve herkesin sevdiği bir şey olunca biz aynı zamanda işte Kürtçe, Farsça, Ermenice, Gürcüce, bir sürü dil, Arapça işte videodaki aslında gibi. Aslında bu toprakların renkleri, evet. Zenginliği hepsi. Müzik de işte öyle bir pota, hepsini bir araya getirebilen. Şimdi sonra albümlerin olduğu, en son yayınladığın Santurname, evet. Bir kitabın daha var. Yani aslında artık profesyonel anlamda yol alıyorsun. Ve onu da takip ettim müzik yazarlarından, köşe yazarlarından. Evet. Çok güzel, çok olumlu görüşler geldi. Şimdi ne hissediyorsun? Ya mutlu oldum. İlk mesela Doğanız'dan önce Hürriyet Gazetesi'nde yazmıştı Belagat albümünü. Bir arkadaşım gazeteyle geldi. Yılmaz gelmişti. Bak işte Doğanız'dan seni yazmış. Çok mutlu oldum. Hani ben sokakta çalıyorum, bir albüm yaptım. Beni nereden duymuş gibi bir şaşırdım. Sonrasında işte sağ olsun... Kemal Sayar gibi, Naim Dilmener, Murat Beşer, birçok isim böyle müziğim hakkında yazılar yazdılar. Mutlu oldum ve bu beni Doğan Hızlan'dan sonra Kalan Müziğe götüren yol oldu. Kalan Müzik, Kalan Müzik de bu anlamda gerçekten çok iyi teşekkür etmemiz gereken ve çokça böyle emek veren bir kuruluş elbette müzik yapım evi. Kalan Müzik'ten sonra peki? İlk albüm Ahenk Müzik. Ahenk Sercan Müzik, abi tamam. Sağ olsun, evet. Sercan selam olsun buradan. O bastı. Daha sonra Kalan Müzik'te şey yaptım. Sonra hem Ahenk Müzik hem Kalan Müzik'te çalışmaya başladım. Bir ayrı dilden, aynı gönülden diye böyle Arapça, işte Farsça, Kürtçe bestelerimden oluşan albümü de Kültür Bakanlığı Gençtes projesiyle yaptım. Sonrasında salonlarda konserler vermeye başladı ve benim hayalim şeydi. Sadece bir yani çalarken kardeşim ve eşim ya da tambur, neyzen arkadaşlarım var bana eşlikten. Sadece solo santur konseri yapmak istedim. Çünkü geçmişte böyle şeyler çok yapmış. Ben İran'da da bunu gördüm. Mesela adam tarla çıkıp bir sadece tar konseri, enstrümantal şey yapıyor. Setarla döllü. Bu hayalimi gerçekleştirmeyi çok istedim sağ olsun. Onda da Yapı Kredi Kültür Sanat Loja'dakiler şey yaptı ve bir yıl önce, bir yıldan daha fazla oldu, bir solo santur konseri yaptım. Sonunda. Evet, sonunda. Güzel. Tabii ki salonlarda, şimdi mesela Üsküdar'da konser yaptık. 2000'den daha fazla insan geldi. Öğrenciler beni çok seviyor. Yani dinleyicilerin büyük çoğunluğu öğrenciler, genç kesim oluyor. Bunu çok önemsiyorum, evet. Aslında, evet. Çok mutlu oluyorum. Yani mesela ben Divan Şeyh Galip'ten bir şiir besteliyorum. Benimle beraber söylüyor. Ya da Mevlevi Yaman Dede'den bir bestemi söylüyorum. Benimle beraber söylüyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Bir de ta sokaktan böyle buralara kadar gelince bir anlamı benim için ya anlatamayacağım şekilde. Evet, bir anlamı var. Dedim ya, çok ilham verici, cesaretlendirici. Bu arada o pandemi döneminde Halfeti'de geçirdiğim, evet. Günleri oradan yaptığınız Damla'yla eşine de selam söylüyorum. Konserleri, ev konserleri hepsi aslında çok iyi geldi. Dinleyicine de muhakkak size de çok iyi geldi. Ve şimdi artık normalleşme döneminde ben diliyorum ki santurla ve solo konserlerinle devam yine edeceğiz, seninle, evet. Buluşalım, devam edelim. İnşallah. Şöyle yapalım, seninle olan bölümümüzü tamamlarken istersen, tamam. Her zaman bir arada olamıyoruz. Bir performansla canlı tamamlayalım. Şimdi ben Karanfil Sokak diye bir bestemi çalacağım. Tamam. Yıllarca Karanfil Sokak'ta müzik yaptım ve o sokağa bir beste tahmin yaptım. Tahmin ettim. Çok teşekkür ederim. Bir sokaktan geldiysek, evet. Sokağa da bir övgü ister. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Santurname kitabı... Yıllarca işte santur çalıyordum. Ne bulduysam santurla ilgili, hı. Her şeyi topladım. Sağ olsun onu da Beykoz Belediyesi kitabı bastı. Belediye Başkanı Murat Aydın Bey çok ilgilendi. Çünkü santur Ethem Efendi de Beykoz'da yaşamış yıllarca. Demiş. Orada vefat etmiş, orada defnedilmiş. Onlara dair yeten çok teşekkür ederim. Şimdi anmış da olduk fesuk. Böylece. Eyvallah. Buyurunuz. Thank you.
Karanfil Sokağı sevgiler evet. diye tamamlarken. Selam olsun. İstersen beraber haberlerimizi de izleyebiliriz. Tabii ki. Evet, biz de ajandamızdan diğer haberleri bir tur olarak hazırladık. Ekrana getirelim, sonra tamamlayalım. Pandemi tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin izleyici sayısı açıklandı. 14-21 Haziran arasında ilki gerçekleştirilen dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali, bir haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştı. Dünyaca ünlü isimlerin katıldığı ustalık sınıfları, atölyeler, soru ve cevap etkinlikleriyle konserler ve sergilerin de yer aldığı festival kapsamında 30 ülkeden toplam 45 film gösterildi. Covid-19 salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de pek çok kültür sanat etkinliği iptal edilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde festival organizatörleri sağlık uzmanlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk sürü bağışıklığı festivali olarak lanse edilen Wisconsin Müzik Festivali, Temmuz ayında düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletindeki Ringle kentinde yapılacak ve 2500 kişiyle sınırlı olacak 3 günlük festivalde Static X, Nonpoint, Dope gibi rock müziği grupları sahne alacak. Uzmanların itirazları üzerine etkinlik hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan organizatörler, İnsanlar olarak başka insanlarla etkileşim kurmaya ihtiyacımız var açıklamasında bulundu. Ve tamamlarken Sedat, bugün sevgili Kazım Koyuncu'nun vefatının yıl dönümü. Onu da sevgiyle anıyoruz. Çok özeldi. Çok üzgünüz ki 33 çok yaşında. Çok genç yaşta, evet. Çok genç yaşta. Hepimiz için çok değerli. Bizim gibileri tabii ki örnek evet, oldu evet. yaptığı işlerle. Yine de iyi ki onu tanımışız. Tabii ki. O kısacık Bekancım ömründe olsun. Bile... Bize değer kattı, hayatımıza, müziğe değer kattı. Kazım Koyuncu'yu anarak tamamlıyoruz. Sedat, çok teşekkürler. Ben teşekkür katıldım. Ederim davetiniz için. Sağ olun. Teknik Hikmet'e teşekkür ediyorum. Ne küslük var ne pişmanlık kalbimde.